Arkası Yarın. İmtihan 15. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Halil Güntekin. Montaj Halil Karabacak. Cahide büyük depremde ailesini kaybedince aynı köyde Sıdıka ananın yanında büyür. Sıdıka'nın oğlu Murat tıp fakültesindeki stajı biter bitmez Cahide ile evlenecektir. Ancak zengin iş adamı Münir Bey'in şımarık kızı Zuhal, Murat'a sevdalanınca işler karışır. Bu sebeple Zuhal'in ailesi Murat'ı Avrupa'da yapılacak tıp fuarına götürmeye ikna ederler. Bunu fırsat bilen muhtarın oğlu Kaya, Murat'ın Avrupa'ya gönül eğlendirmeye gezmeye gideceğini, köye gelmeyeceğini, kendisinin de Cahide'ye sevdalı olduğunu söyleyince Cahide onu kapıdan kovar. Fena halde sinirlenen Kaya, Cahide'yi kaçırmaya karar verir. Başaramayınca Sıdıka anayı öldürür ve hapse girer. Cahide İstanbul'a bir köylüsünün yanına sığınmıştır. Ancak fakir olan bu ailenin yanında daha fazla kalamayacağını anlayınca yaşlı bir kadının bakıcılığını yapmak üzere anlaşır. Doktor Murat, doktorluğun yanında şirket işleriyle de ilgilenmektedir. Doğumu yaklaşan Zuhal, Murat'tan habersiz doğacak olan çocuğu aldırır. Cezaevinde yatan Kaya, uyuşturucu ticaretine başlamıştır. Bakıcılığını yaptığı kadın Cahide'yi oğluna istemektedir. Köyden kaçan ve seyyar satıcılık yapan çoban Avni, Cahide'yi bulup ona Doktor Murat'ın kaldığı köşkü anlatınca yaşlı kadının oğluyla evlenmeyi kabul eder. Ve aradan tam 3 yıl geçer. Cahide'nin Asuman adında bir kızı olur. Cahide trafik kazasında kocasını ve kayınvalidesini kaybedince Bostancı'dan Bağcılar'a taşınır ve orada kendine bir iş bulur. Af yasasıyla cezaevinden kurtulan Kaya, aradan geçen 5 yıl içinde hem konfeksiyon işi hem de mafya usulü uyuşturucu ticareti yapmaktadır. Murat, karısı Zuhal'den ayrılmıştır. Cezaevinden kurtulan Kaya, Cahide'yi elde etmek için tehditle onu işinden ve evinden attırır. Cahide gizlice bir gecekonduya taşınır. Ancak kızı hastalanır ve trafik kazası geçirir. Acilen kızını hastaneye götüren Cahide, orada Doktor Murat'la karşılaşır. Bunun üzerine kızını tedavi ettirmeden hastaneden kaçar. Yok, yok, hayır, lütfen yalvarırım, yapmayın, öldürmeyin beni. Kapa çeneni lan salak karı. Vurun Erkut. Nasıl vurayım ağam, oradan buradan zıplayıp tutunamayırım. Lütfen yalvarırım, yapmayın. Konuşmam, kimseye hiçbir şey söylemem. Kıpırdama lan, kıpırdama lan. Kusura bakma kızım, kendimizi garanti altına almak zorundayız. Al bakalım. Dur, yapma. Kırattın mı lan kapıyı? Bakayım. Gebertmişim patron. Hadi gidelim. Tırı yükledikten sonra gelir cesedini buradan taşırız. Lan onu denize at. Cesedin bulunması gününü alalım. Hadi gidelim, yürü. Namussuzlar. Çatlar. Telefonumu alacağım. Yakalatacağım seni. Telefon nerede? Polis aramalı. Yaraladılar beni. Ama ölmeden önce onları yakalatacağım. Ben öleceğim ama sizler de hapislerde çürüyeceksiniz. 25 polis imdat buyurun. Adım Yıldız. Orman konfeksiyonda çalışıyorum. Alo, alo, iyi misiniz bayan? Vurdular beni. Son anlarımı yaşıyorum. Adresi verin, nereden arıyorsunuz? Yardım edin lütfen. Hemen bir ekip gönderelim. Hayır, hayır, benim işim bitir. Şimdi size bir ihbarda bulunacağım. Kaya Orman. Bu gece firmanın tırıyla 100 milyarlık uyuşturucu kaçıracak. Ne? Cahide ablayı gördün mü? Evet Avni. Ama kaçıp gitti elimden. Sanırım kızı bir trafik kazası geçirmiş. Kalçasının röntgeni çekilmiş. Röntgeni göstermek için odama girdiği zaman gördüm onu. Beni görür görmez röntgeni filan unutup kaçtı. Hay Allah, keşke bırakmasaydım be. Ne yapabilirdim ki? Zorla tutamazdım ya onu. Hastanenin içindeydik. Sanırsın bir melek gibiydi. Nasıl yapmışım Allah'ım, nasıl? Kanaatkar olamadım. İsyan ettim. Oysa şimdi onunla mutlu bir evlilik sürüyor olacaktı. Peşinden koştum ama kaybolmuştu sanki. Belki de bir taksiye falan binip kaçtı. Üzülme artık canım.
Bak tövbe ediyorsun. İnşallah Allah tövbelerini kabul eder de Cahide bacıya kavuşursun. O da mutlu olur sen de. Ben alçağın tekiyim Avni kardeş. Ona layık biri asla olamadım. Olursun olursun. Cahide bacı evli değilse seni affeder. O dünyanın en merhametli, en sabırlı kalbine sahiptir. Hadi şöyle otur da haberleri izleyelim. Peki, oturayım. Haberleri veriyoruz sevgili seyirciler. Narkotik polisi dün gece başarılı bir operasyona imza atarak son yılların en büyük uyuşturucu sevkiyatının birini daha ele geçirdi. Polis, aldığı ihbarı değerlendirerek ünlü iş adamı Kaya Orman'ı konfeksiyon şirketine ait tırla 100 kilo uyuşturucu yurt dışına kaçırırken suçüstü yakaladı. Ne? Duydun mu? Duydun mu doktor? Duydum. Sus da haberin gerisini dinleyeyim. Operasyon sırasında teslim olmak istemeyen çeteyle polis arasında çıkan silahlı çatışmada Kaya Orman gözünden yaralanırken en yakın adamı Erkut Demir ölü olarak ele geçirildi. Oh olmuş, oh olmuş namussuzlara. Az can yakmadılar. Su testisi su yolunda kırılır diye boşuna dememişler. Öte yandan gece hayatının tanınmış simalarından sosyete dolu Zuhal Deniz dün evinde ölü bulundu. Ne? Aman Allah'ım. Bu benim eski. Polis Zuhal Çimen'in koluna enjekte ettiği aşırı dozdaki eroinden öldüğünü açıklarken olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Bugün yurdun çeşitli yerlerinde aman meydana Allah gelen trafik kazalarında... Demek Zuhal uyuşturucuya da alışmıştı. Anlamıyorum zengin kısmı neden uyuşturucu kullanır ki? Onlar zaten mutlu insanlar. Paraları, evleri, arabaları var. Ah ah, bu işin içi beni dışı da seni yakar Avni kardeş. Yaşamış biri olarak, bir doktor olarak söylüyorum ki en büyük zenginlik iman. Allah'a inanç zenginliğidir kardeşim. Ben bu nimetin kıymetini bilemeyince öyle bir sille yedim ki hala belimi doğrultabilmiş değilim. Hamdolsun Allah'ıma ki daha beteri olabilirdi. Zuhal'in durumuna da düşebilirdim. Sıdık ananın duaları kurtardı belki de seni. Haklısın anne. Anacığımın duaları sayesinde oldu. Ama ben ona evlatlık edemedim. Aslında döndün ya, onun ruhu şad olur inşallah. Anneciğim. Efendim kızım. Kalçam çok ağrıyor anne. Yürüyemiyorum. Geçer, geçer yavrum. Ama geçmiyor işte. Keşke o gün doktorun yanından kaçmasaydık. Belki ilaç verir, acımı dindirirdi. Beni o doktora götür anne. Hayır, hayır olmaz. Ona götüremem seni. Benden bunu isteme. Ama ya sakat kalırsam, ne bileyim, ya da kalçama bir şey olursa. Allah korusun. Ne olabilir ki kızım? Şadiye teyzeye rica edeyim de soğan ezip bağlasın ağrıyan yerini. Bu arada ben de dışarı çıkıp iş arayayım. Olur mu yavrum? Tamam anne. Üç dört yere uğradım. Hepsi de biz size haber veririz dediler. Allah'ım sen bana dayanma gücü ver. Bütün param 3 milyon. Bununla daha ne kadar yaşayabiliriz? 2 aydır Şadiye teyzeye ev kirasını da veremedim. Cahide sen mi geldin kızım? Benim Şadiye ana. Asuman nasıl? İyi değil kızım. Bir doktora göstersen iyi olur. Kalçası çok ağrıyor. Sen gittikten sonra ateşi de yükseldi. Durmadan sayıkladı. Zavallı yavrum. Sağ ol Şadiye ana. Ben ilgilenirim. Seni de evinden ettim. Ne yaptın, iş bulabildin mi yavrum? Başvurduğum yerler biz sana haber veririz dediler. Neyse sıkma canını. Ben evime gideyim de akşam için bir şeyler pişireyim. Peki Şadiye ana. Acaba kızımın nesi var? Cebimdeki 3 milyon, onu doktora da götüremem ki. Orada karıştım. Orada karıştım. Yavrum kızım sayıklıyor. Canı da portakal çekmiş. Portakal değil. Ateşi de var. Cayır cayır yanıyor sabah. Allah'ım. Bana portakal. Tamam. Tamam yavrum. Hemen gidip alırım, tamam. Hadi çoban Avni'ye gel. Taze tufanla meyveler burada. Meyveleri nasıl çoban Avni'de? Hadi vatandaş, çoban Avni'ye gel. Hasan. Buyur abi. Ya şu benim tezgahı biraz göz kulak ol. Ben tuvalete kadar gidip geleceğim. Tamam merak etme, sen işine bak abi. İyi git burada. Portakal kaça kardeşim? Kilosu 5 milyon hanım abla.
5 milyon. Öyle ne yaparsın, turbanda olunca böyle pahalı oluyor. İstiyor musun vereyim mi ha? İki tane verebilir misin? İki tane mi? Git işine be abla. Burada yumurta satmıyoruz. Taneyle portakal mı verilirmiş? Biliyorum ama param ancak iki tanesine yetiyor. Aa, olmaz dedim. Hadi meyveler sebzeler turbanda taze taze. Vermiyor musun? Aa, olmaz dedim ya abla. Ben vermem. Zaten bu tezgah benim değil. Git başkasından iste. Peki. Ya çekilmez bu meslek ha. Bir portakal sandığı kaça mal oluyor bize? Sonra da tane tane sat. Tövbe. Geldim işte. Hayrola, kime söyleniyorsun Hasan? Ya kadının birine. Gelmiş iki tane portakal istiyor benden. Olacak şey mi yani? Sen ne yaptın? Ne yapacağım, vermedim tabii. Ya, keşke verseydin be Hasan. Taneyle istediğine göre belli ki garibanın teki. Parası yokmuş. Ya, parası olmayan pazara çıkmasın be abi. Öyle deme Hasan, çıkmayıp da ne yapacak? Ne yiyip ne içecekler? Bu pahalılıkta Allah yardımcıları olsun onların. Hadi vatandaş gel, çoban avniye gel. Burkan da taze taze. Gel. Anne bana portakal aldın mı? Rüyamda hep portakal gördüm anne. Keşke bir tane alsaydın. Tamam. O kadar çok canım çekti ki. Tamam tatlım, alırım. Yeter ki sen üzülme. Anne, doktora ne zaman gideceğiz? Kalçamın ağrısı artıyor. Çok mu ağrıyor ya? Çok. Peki sen yat. Ben şimdi hem portakal hem de aspirin alır gelirim. Tamam anne. Vakit ilerledi. Biz de ufak ufak tezgahı toplayalım artık Hasan. Toplayalım ya. Bu saatten sonra pek alışveriş olmaz. Bundan sonra başkaları gelir. Çöplüğü karıştıranları gördükçe içim sızlıyor be Hasan. İnan tarlam olsa hepsine bedava meyve sebze verirdim. Ha işte bak. Çöplüğe gelmeye başladılar bile. Ah, o da ne? Ne oldu Hasan? O kadın da çöplükte abi. Hangi kadın? Ya birkaç saat evvel taneyle portakal isteyen kadın vardı ya. Ha işte o. Tanıdım. Bak şimdi çöplükte ezik portakal arasından sağlam gibi olanları seçip eteğine dolduruyor. Ha, ne diyorsun? Bizim döktüğümüz ezik kürük portakallar arasından mı seçiyor? Evet. Bak şimdi vicdanım sızladı be abi. Ya, keşke gündüz istediğinde verseydim ya. Aman Allah'ım. Bu Cahide bacı. Evet o. Cahide mi? Tanıyor musun o fukara kadını? Evet benim köylüm olur. Yok ya. Vah zavallı. Bak toplayacağını topladı, gidiyor şimdi de ha. Hasan senden bir ricam var. Tezgahını ben toplarım. Senden ricam, ne olur şu kadını takip et. Onun adresi lazım bana. Adresi mi? Ne yapacaksın adresini abi? Sonra anlatırım sana. Bu çok önemli. İnan hem bu kadının hem de birinin mutluluğu buna bağlı. Tamam abi. Ne yapmamı istiyorsun? Ha, kadını takip et ve oturduğu yeri öğren. Ben seni burada bekliyorum. Peki abi. En azından vicdanım da rahat eder böylece. Ha? Şimdi hemen doktor Murat'ı arayıp durumu bildireyim. Şu az ileride telefon kulübesi olacaktı. Alo Murat abi. Ben Çoban Avni. Abi çok önemli. Cahide ablanın izini buldum. Durumun müsait mi? Hemen gelebilir misin? Bağcılar pazarındayım. Hadi atla bir arabaya, hemen gel. Benim kamyonu tanıyorsun. Üzerinde Çoban Avni yazıyor. Oh be. Şükürler olsun Allah'ıma. Geldim işte abi. Neredeymiş Cahide'nin evi? İki sokak arkadaymış doktorum. Pazarda gördüm onu. Çöpe atılan meyveleri karıştırıyordu. Yapma be. Çöpe atılan meyveleri ha. Aman Allah'ım. Bu kadar zor bir durumda mıymış? Ne yapsın abi? Fukara, işi yok, parası yok. Hep benim yüzümden, hep. O böyle bir yaşama layık değildi. Hadi hemen gidelim abi. Gidelim abi. Gidelim de çektiğiniz bu acılar bir son bulsun artık be. Of of. Bu portakallar neden hep ezik çürük anne? Getirirken yolda ayağım kaydı, üstüne düşünce de ezildi. Ben şimdi çürük yerlerini bıçakla kesemiyorum. Tamam anne. Boğazlarım öyle ağrıyor ki öksürürken. Kalçam da çok acıyor. Hepsi geçecek. Şimdi portakallı aspirin veririm sana. Bak anne, kaval sesi. Çobanlar çalar değil mi kavalı? Evet kızım, çobanlar çalar.
Aman Allah'ım, ben bu kavalın sesini tanıyorum. Tanıyor musun? Evet, evet, bu çoban avlinin kavalı sanki. O çalıyor bunu. Çoban Avni! Kardeşim! Kardeşim! Merhaba Cahide bacı. Ah Avni kardeşim, seni ne kadar özlemiştim. Peki ya beni? Beni özlemedin mi? Murat? Murat sen... Ah bir şeyler oldu. Yardım et doktor. Cahide bacı bayıldı. Tamam. Neredeyim ben? Burası neresi? Korkma Cahide. Hastanedesin. Lütfen yatağından kalkma. Murat sen ha? Evet evet benim, lütfen sakin ol. Rica ediyorum. Yalvarırım. Kızım yavrum nerede? Hastaydı. Tamam, evde tamam. Mi bıraktınız onu? Merak etme. Tamam, kızım da hastaneye getirdim. Yandaki odada yatıyor. Nesi varmış kızım? Tam zamanında bulmuşuz sizi. Kızının kalçasında çatlak var. Ah yavrum. Demek acısı bu yüzden. Ama önemli değil. Gerekli müdahaleyi yaptık. Onun acısı bir iki güne kadar geçer. Önemli olan senin acılarının geçmesi. Benim acılarım mı? Şükürler olsun Rabbime. Ondan gelen acı da tatlı da benim için bir. Tatlı olan nedir bilmem ama... bütün acıların sebebi benim. Yüzüme karşı en ağır sözleri haykır. Aşağıla beni. Hayır. Böyle bir şeyi ne düşündüm ne de hakkım var. Doğru. Benim gibisine ancak böyle cevap verilir. Lütfen Murat. Kendine bu şekilde hakaret etme. Eğer böyle düşünmene sebep beni görüyorsan... gönlünü rahat tutabilirsin. Ne sana ne de bir başkasına hiçbir kırgınlığım yok. Allah'ım. Allah'ım. Hangi süfli şeylere talip olduğumu şimdi daha iyi anlıyorum. Biliyor musun Cahide? İyi ki benimle evlenmedin. Ne demek? Doktor oldum ama senin idrakine... senin anlayışına asla ulaşamadım. Neden? Çünkü mutluluğu, saadeti, dünyalık elde etmekte aradım. Onları elde edersem her şeye kavuşacağımı sandım. Şimdi aynı fikirde değil misin? Asla. Ama böyle de olsa kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Lütfen böyle düşünme. İnsan her zaman hata yapabilir. Ama o kadar çok hata yaptım ki irtibat kuracak tek bir bağım bile kalmadı. Maddi ya da manevi. Hayır Murat. Hangi şartlarda olursa olsun insanla Allah-u Teala arasında her zaman bir bağ vardır. Dinimizde ümitsizliğin asla yeri yoktur. Sen böyle düşünebilirsin ama ya ben? Yaşadığım her anım bir felaket gibi geçti. En büyük felaket Allah-u Teala'yı unutmaktır. Yaratılış maksadını bilmemektir. Evet, işte ben oyum. Yaratılış maksadımı başka şeylerde aradım. Üzülme artık. İnşallah bundan sonraki hayatında güzel bildiğin şeyleri yeniden yaşarsın. Onların hepsi sana bağlı Cahide. Bana mı bağlı? Evet. Beni bu halimle kabul edersen sana layık olmaya, sana verdiğim sıkıntıları unutturmaya, seni mutlu etmeye çalışacağım. Ben eski Cahide değilim. Bir kızı olan dul bir kadın. Sen dul bir kadın değil, ayakları öpülecek melek bir annesin. Müsaade et de sana hizmet edeyim. Allah, Allah, sana güvenen, senden isteyen asla hayal kırıklığına uğramaz. Cevap vermedin. Ne söylememi istiyorsun? Eğer benimle evlenmeyi kabul bunu edersen... Buna hazır değilim şimdi. Her şeyden önce kızımla konuşmalıyım. Ben konuştum. Bilmesi gereken her şeyi anlattım ona. Aman Allah. Yani eğer evlenme teklifime hayır dersen... dünyanın en bedbaht insanı yaparsın beni... Böyle bir şey yapmazsın değil mi Cahide? Bu avlinin kavalı beni geçmişime, çocukluğuma götürdü. Anne, anneciğim. Asuman kızım, iyi misin yavrum? İyiyim anne. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok şükür yavrum. Hadi geçmiş olsun bacı. Doktor, nasıl, işler yolunda mı? Bilmem. Cahide bacına sor. Öyle mi? Ne diyorsun Cahide bacı? Her şey öyle ani gelişti ki ne diyeceğimi şaşırdım. Diyeceğin hiçbir şey yok senin. Madem öyle bir şartım var. Nedir şartın Cahide? İmtihan. Anlamadım. Beni imtihan mı edeceksin yani? Bu imtihan başka imtihan doktor. Rahmetli Sıdık Hanım'ı hatırlasana. Nasıl yani? Ha, hatırladım. Annem her seferinde yaşadığın her anı imtihan bil derdi. Ah anam. Ah anacığım. Sana layık bir evlat olamadım. İmtihanları hep kaybettim. Yo, ümitsiz olmak yok. Rabbimizin imtihanları aslında çok kolay. Çünkü sorular belli, cevaplar belli.
O kadar çok merhametli ki son imtihanı kazanırsan öncekileri affediyor. Sonuncuya göre muamele ediyor. Evet doktor, görüyorsun ya, korktuğun kadar değil, daha birçok imtihan hakkım var. Bunca tecrübeden sonra ben yine de riske girmek istemem. Ne o doktor, imtihanlardan korktun mu yoksa? Hayır. Ama Cahide bana kurs vermeyi kabul etmeli. O zaman her türlü imtihana razıyım. Kursta olacak gibi değil. Senin bizzat çok çalışman gerekiyor. Kabul. Peki bu imtihanda en büyük riskim ne? Onu söyler misin? En büyük risk imtihana ayrılan zamanın belli olmamasıdır Murat. Yani imtihanı veremeden ecel gelebilir mi diyoruz? Evet. Bunun için de her an tetikte olmalıyız. Cevapsız soru bırakmamak gerekiyor. Bu da kabul. Başka? Varlıkta imtihan darlıktakinden çok daha zordur Murat. Bu da ikinci risk senin için. Hayır, bu benim için büyük bir risk değil artık. Ama senin için olabilir. Hayır, benim için de olmaz. Zira varlık olarak kanaatkarlığı, servet olarak da imanımı kabul etmişim ben. Daha ne kaldı Cahide bacı? Hadi evet de bitsin bu iş. Lütfen Cahide. Evet mi? Evet. Evet Murat. İmtihan adlı oyunumuzun 15. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.